müminlerin, Müslümanların zor zamanlarda Allah Teala'nın dinine yardım edişleri, hakkı söylemeleri, bunun karşılığında bedel ödemeleri ve bu bedeli dünyada kazanabilecekleri en büyük şeref addetmeleri Allah Azze ve Celle bunu zayi eder mi? وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِيمَانَكُمْ <Sessizlik> Kardeşlerim, Allah demenin, yasak olduğu zamanlar birileri meydan yerine çıkıyor. Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri öyle bir zamanda Kur'an-ı Kerim okutuyor? Dara ağaçlarını görüyor. Allah diyenler, Allahu Ekber diyenler, ezanı Muhammediye okuyanlar dar ağacına gönderiliyor. Kur'an-ı Kerim yasak, okutmak yasak, İslam'ın şairi yasak. Bütün bunların yasak olduğu bir zamanda eğer biri ben her şeyi göze alarak Kur'an-ı Kerim bu milletin evladına çocuğuna okutmaya devam edeceğim diyorsa o büyük bir kahramandır. Süleyman Hilmi Tuna Hazretleri büyük bir kahramandır. Yani sen şunun şöyle yapmasına, bunun böyle yapmasına bakma. Birileri ona aidiyet iddiasında olup Hasan, Hüseyin, Ali şubu vesaire onun yanlışı olabilir. Bunun yanlışı olabilir. Ama Süleyman Hilmi Tunalı Hazretleri imana, İslam'a zor zamanlarda büyük hizmetler yapmış. Hiçbir şey beklemeden bütün tehlikeyi göze alarak Allah demek yasak diyorlardı ama onlar medreselerinde, evlerinde, kenarda, köşede imana, İslam'a o hizmete devam ettiler. Allah Azze ve Celle onlara ahirette büyük makamlar inşallah ihsan edecek. Onlar gibi aşkla, şevkle hizmet etme şerefini Rabbimize ihsan etsin. Onlar bu ümmeti bölmek için ortaya çıkmadılar ki. Biri orada hizmet etti, biri burada hizmet etti. Ben yeni bir cemaat kuruyorum, şunu yapıyorum demediler. Sonra onların talebeleri, Onların hizmetine devam ettiler, yola devam etti, bozulanlar oldu, ihanet edenler oldu ama o yolu Allah'ın inayetiyle devam ettirenler oldu.